Ege TV ekranlarından iyi günler diliyorum. Her Perşembe olduğu gibi bugün de Ege TV ekranlarında saatler 12'yi gösterdiğinde Halkın Sesi programında canlı yayındayız. Sevgili Ege TV izleyicileri, bugünkü canlı yayın konuğumuz 23. dönem Afyon Karahisar Milletvekili, kamu denetçisi Sayın Avukat Zekeriya Arslan Bey. Sayın Vekilim, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Bizi seyreden herkese saygılar, sevgiler, muhabbetlerimi iletiyorum. İnşallah güzel bir yayın olur. Çok teşekkür ederim. Artık Mart ayından bu yana yeni pandemi döneminde Skype üzerinden video konferans yöntemiyle bütün yayınlar gerçekleşiyor. %80, %90'ı televizyonculuğun, medyanın yönetimi bu şekilde oluyor. Biz de bu fırsatı değerlendirip her Perşembe günü konuklarımızı alıyoruz. Bugün de çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız, yayınımıza katıldınız. 23. dönem Afyon Karahisar Milletvekili yaptınız. 2000 yılından beri siyasetin içerisindesiniz. Ülke yönetimine katkılar sağladınız milletvekili olarak. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun kuruluşunda orada bir dönem görev yaptınız. Pandemi dönemi nasıl geçiyor? Ankara'dasınız zannediyorum. Ankara'da durumlar nasıl peki? Öncelikle bu pandemi döneminde bütün bizi seyredenlere sabırlar diliyorum. Aileleriyle huzurlu, sağlıklı bir yaşam diliyorum. Malum pandemi herkesi etkilediği gibi bizleri de etkiledi. Çok fazla insanlarla eskisi gibi artık birlikte olamıyoruz. Haklı olarak birlikte olamıyoruz. Çünkü kendimizi düşündüğümüz kadar karşıdaki insanları da düşünmek zorundayız. Pandemide hep söyleniyor zaten. Maske, mesafe, temizlik diye. Ali Bey, ben bunu kendi çapımda bir sloganlaştırdım ve mateme uyalım, matem tutmayalım dedim. Dikkat Evet, edin. güzel bir söylem. Mateme uyalım, Anladım. matem tutmayalım ya da tutturmayalım. Evet, çok Böyle bir haklısın. sloganımız oldu bizim kendimizin bu arada. Tabii hakikaten söylenenleri ciddiye almak gerekiyor. Hiçbir şey boşuna değil. Görüyoruz ki toplumda umursamaz insanlarımız hala var. Üzülüyoruz bunlara. Aslında bir bakıma baktığınız zaman bu maske, mesafe, temizlik dediğimiz olay inanın kul hakkıyla da ilgili. Eğer ben hastaysam bunu kendimi izole ederek evimde ya da başka bir yerde geçirmem gerekiyor. Başka insanlara uğraştırmanın ne alemi var? İşte bu yüzden diyorum kul hakkı diye. Bu manada tabii baktığımız zaman biz evlerimizde hepimiz korunmaya çalışıyoruz ama hasta olanlara bakan sağlık çalışanları var. Hepimiz görüyoruz. Allah onlara güç kudret versin. Onlara Allah Rabbim sağlık versin diyorum ben. Ve onlar biz ateşten kaçarken mecburen ateşe giren insanlar olarak görüyorum. Ve inşallah en kısa zamanda bu aşı çalışmaları da biter. Malum en büyük konulardan biri de konuştuğumuz konulardan biri şu günlerde bu aşı çalışmaları. Tabii bazen akla ziyan sözler de duyuyoruz Ali Bey. Bazen tebessüm ediyoruz. Bu kadar da olmaz diyoruz. İşte aşı şunlara vurulacak, bunlara vurulacak. Bunları bile siyasi argümanlarına bakarak konuşan insanlar var. Gerçekten çok akla ziyan şeyler konuşuluyor. Böyle pandemi döneminde bir de toplum bu şekilde spekülasyonlarla birbirine düşürmenin hiçbir gereği yok. Bunun kimseye bir faydası olmaz, kimseye bir getirisi de Yani olmaz. sağlığı siyasetle karıştırmamak lazım. Asla. Sağlık başka bir şey. İnsan hayatı, insan sağlığı. Çok haklısınız Sayın Vekilim. Buyurun. Asla. Çünkü zaten herkes söylüyor. Sağlıkta risk grubu ayrılmış. Kime aşı vurulacağı belli. İlk önce sağlık çalışanları diye herkes söylüyor bunu. Ki en doğrusu da odur zaten. Ondan sonra yaşlarına göre riskli gruplara aşı yapılacak deniyor. Bir de şunu insanlarımızın görmesi lazım Ali Bey. 25 milyon kişiye aşı vurulacak ilk etapta. 50 milyon doz demek ikişer kereden 25 milyon insan demektir. Evet. Ve 25 milyon insan bu karşıyı da etkilediği için en az benim şahsi görüşüm diğer 30-40 milyon kişiyi de etkileyecektir. Çünkü aşı vurdukları için inşallah hasta Evet. olmayacakları için karşı tarafı da etkileyecek birebire. O yüzden bana sordukları zaman diyorum ki siz vurun diyorum. Siz de benim gibi olacaksınız. Çünkü siz de yoksa bana da gelmeyecek. Öyle Evet. bakmak gerekiyor olaylara. Ve bunu hakikaten siyasi argüman olarak konuşmak çok yanlış. Ve bir de bugün pandeminin acılarını işte takip ediyoruz televizyonlarda. Sağlık Bakanlığı her gün açıklıyor. Çok üzücü, çok üzücü. Bazen insanlar sayılara da alışıyor ama inanın ben köylü çocuğum. Köyümün nüfusu 210 kişi hepsi şu anda Ali Bey. Ve dün Evet. ölenlere baktım 240 kişi geçmiş. Benim köyümden daha fazla insan ölüyor. Allah rahmet eylesin.
Ama acı bir tablo. Yani sayılarla insanları sayıyoruz, ölüleri sayıyoruz. Bunlar kabul edilebilecek şeyler değil. Pandemi bu şekilde ama hayatta devam ediyor. Mecburen devam ediyor Ali Bey. Hayat devam edecek, çalışmalar devam edecek. Evet. Sayın Vekilim, bir de bu pandemi döneminde yani metropollerden, büyük şehirlerden ziyade küçük illerde, ilçelerde yaşayanlar biz birbirimizi çok yakın tanıyoruz. Siz benim hemşerimsiniz. Evet. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi. Çok yakın tanıdığımız insanlar her gün inanın acısıyla kahroluyoruz. Biliyoruz. Eyvah diyoruz. Bu da mı rahmetli oldu? Bunun da mı başına geldi diye. İnanın hepimizi yürekten sarsıyor bu pandemi dönemi. Az önce söylediğiniz gibi siyasetle karıştırmamak lazım. İnşallah aşına son çalışmalara yaklaşıldı zannediyorum. Bu beladan bütün dünya olarak, ülke olarak kurtulacağımızı tahmin ediyorum. Tabii bir de bu pandemi döneminin siz kamu denetçiliği yaptınız, adalet dağıttınız, ülke adına, millet adına, vatandaş adına. Bir ekonomik yönünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani devlet elinden geleni yapmaya çalışıyor. En son alınan kira yardımı kararları, işte Ali Bey, yakında asgari ücret kabul belirlenecek. etmek lazım ki pandemi döneminde öncelik sağlığa verildi. Sağlık ön plana geldi. İnsan hayatı her şeyin üstünde. Bunu böyle kabul etmemiz gerekir. Benim pandemide en çok üzüldüğüm olay keşke olabilseydi eğitimdir. Okulların kapanmasıdır. Onu özellikle belirteyim. Evet. Eğitim de çok önemli. Gelecek nesillerin yüz yüze eğitimle tabii ki teknolojiyi kullanarak ve eğitim arasında çok fark var. Bunu öyle görüyorum ben. Şimdi ekonomiye baktığınız zaman yöneticilerimiz, Cumhurbaşkanımız ve kabine elden geldiğince çalışmayan esnafımızı desteklemek için yine bir paket açıkladılar biliyorsunuz. Evet. Ben aslında verilebileceklerinin en iyisini verdiklerini düşünüyorum. Çünkü bir yerden ülkenin menfaati önemli, vatandaşımızın menfaati önemli. Bunu dengelemek zorundasınız. Gönül istemez mi? Daha çok verelim. Herkes ister bunu. Kabul etmemiz lazım bunu. Mutlaka. İnsanımızı mutlu edelim, huzurlu edelim ama her şeyinde bir çapı var. Ekonominin de bir büyüme çapı var. Ekonominin dağıtma çapı var. Bunları da böyle görmek gerekiyor. Ben yöneticilerimizin elden gelenin en iyisini yapabildiklerini düşünüyorum bu konuda. Çok zor mu? Zor, kabul edelim. Her şey çok zor. Bilhassa küçük esnafımız dükkanlarını kapattılar. Çalışmıyorlar. Ben onlarla birlikte orada istihdam edilen insanlara üzülüyorum. İşçi çalışmadığı için haklı olarak kazanamadılar. Herkes aile geçindiriyor. Kolay değil bunlar. Düşündüğünüz zaman sosyal hayatta hiç kolay değil. Büyük şehirlerde bunlar daha da zor. Küçük yerlerde siz demin tabiri caizse dediniz ya hepimiz birbirimizi tanırız diye. Evet. Büyük şehirdeki insanlar bu bakımdan baktığınız zaman daha yalnızdır Ali Bey. Merak etmeyin. Küçük yerler bu yönden daha şanslı. Birbirine Şanslı, evet. destek, yardım. Anadolu insanının birbirine desteği, yardım her zaman vardır. Bunu yaşadık ve gördük, biliyoruz. Ama büyük şehirlerde bu sıkıntı daha fazla. Ama ekonomi olarak da Türkiye'nin geneline baktığınız zaman, dünyaya baktığınız zaman zaten dünyayı da konuşursanız bütün ekonomiler tabiri caizse geriledi. Belki de yerinde kaldı, durdu. Bunu böyle çevirmemiz gerekiyor. Ama yöneticilerimizin ben en iyi şekilde destek verdiklerini düşünüyorum. Evet Sayın Vekilim. Ekonomi bu şekilde devam ederken tabii muhalefet de her fırsatta ana haberleri artık yani evdeyiz haberleri izliyoruz. Son Seç. zamanlarda asgari ücret tartışmaları yani muhalefetin her şeyine de katılmak mümkün değil. Doğruyu doğru görmek gerektiğini düşünen insanlardanım. Muhalefet Cumhurbaşkanı dediniz. maaşıyla asgari ücretin işte 27 kat mı 30 kat mı olduğunu tartışmak yerine halkın içerisindeyiz. Vatandaş der ki Cumhurbaşkanının 30 kat olmuş, 50 kat olmuş, 300 kat olmuş bu önemli değil olsun. Onun aldığı çok değil, vatandaşın aldığı az. Asgari ücretin biraz daha yaşanılır seviyeye getirilmesi, emekli maaşları, çalışanların maaşları. Siz kamu denetçiliği de yapmış olarak buna katılır mısınız? Yani Cumhurbaşkanı tabii ki alacak. 30 kat olur, 50 olur. O önemli değil. Siyasi söylemler onlar. Onları muhalefet söyleyecek. Ben onları tebessüm ederek karşılarım. Yani Cumhurbaşkanı asgari ücret karşılaştırmasını. Evet. Onların bakış tarzıdır o. Asgari ücret tabii ki şimdi onun çalışmaları yapılıyor biliyorsunuz. Bir tarafta işverenler, bir tarafta işçi kardeşlerimiz. Hükümet bunu tayin ediyor ama neticede asgari ücreti ödemek isteyenler de takdir edersiniz işverenler. Bu dengelemek kolay değil. Çok şey değil yani birden hemen olacak bir şey değil. Artısını, eksisini, her şeyini düşünerek yapacaksınız. Ama yine söylüyorum, asgari ücret olabildiğince yüksek olsun. Biz de bunu isteriz. Herkes bunu ister. Ama bunun karşılığında bunu veren bir işveren var. Onu da dengelemek zorundasınız.
Bu her zaman söylenen bir sözdür. Asgari ücret üzerinden konuşmalar yıllardır söylenir. Bu bugün söylenen bir söz değildir. Her sene de söylenir. Ve bunları da eleştirmiyorum, saygı duyuyorum bakın. Konuşulması gereken şeyler. Konuşuldukça daha güzel şeyler ortaya çıkar. Muhalefet bunu yapacak. Muhalefet yapmazsa zaten muhalefetliğinin bir anlamı kalmaz Ali Bey. Evet. Muhalefetsiz zaten siyaset olmaz, demokrasi olmaz. Muhalefet şimdi biliyorsunuz birden seçim konusunu ortaya çıkardı. Evet. Bütçe Yani resmen görüşmeleriyle seçim mi, birlikte basın seçim mi? şahsi Buyurun. kanaatim baskın seçim olacağını falan düşünmeyenlerdenim ben. Niye dersiniz? Çünkü seçim şartlarının oluştuğunu düşünmüyorum. Seçim şartları ülkeyi yönetilemez hale gelir. Sıkıntılar ortaya çıkar. Yöneticilerde basiretsizlik olur. Bir sürü sebebi vardır erken seçimin. Zaten erken seçimi son 10-15 yıla bakarsanız erken seçimin mimarı Sayın Devlet Bahçeli'dir. Sayın Devlet Bahçeli ne zaman istediyse bu güne kadar erken seçim olmuştur. Evet. Hepimiz biliyoruz. Sayın Devlet Bahçeli'de seçim yok 2023'e kadar dedi. Tabii bunları ihtiyatla karşılıyoruz. Erken seçim şöyle olmaz. Zaten bir pandemi döneminden geçiyoruz. Bu şartlarda seçim olması imkansız. Kaldı ki Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti bir reform süreci başlattı. Hepimiz biliyoruz Adalet ve diğer alanlarda bir reform süreci başlattı. Bilhassa bu reform sürecinin en büyük temeli olan seçim yasalarında değişiklik. Şu anda bütün partiler Ali Bey Ankara'da komisyonlarını kurdular. Kendi komisyonlarını kurdular. Seçim kanunu ile ilgili çalışmalar yapıyorlar. Belki önümüzdeki günlerde yılbaşından sonra bu Mart ayında da olabilir. Bu meclise gelecek diye düşünüyorum ben. Şimdi böyle olduğu zaman eğer seçim kanunundaki değişiklikler meclise geldi kabul ederse zaten anayasanın ilgili maddesi gereğince bir yıl seçimlerde kullanılamıyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Gelecek sene Mart ayında var varsayım olarak konuşuyorum. Seçim Evet. kanunu değişti. En az bir yıl sonraki bir seçimde bunu takdir edersiniz. Evet. Kullanabilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Ve seçimlerden ilk gördüğüm kadarıyla yeni gelişen metotlar anladığım kadarıyla burada incelediğimiz kadarıyla öyle söyleyeyim size. Yani her seçime giren partinin %1 bile oy alsa, %2 bile oy alsa mecliste temsil edilmesi sağlanacak izlenim var bende. İnşallah bu demokrasiye güzelliktir. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Yeni sistemde biliyorsunuz artık koalisyonlar seçimden önce oluyor. Seçimden sonra olmuyor. Evet. Yani bir yerde bakıyorsunuz ittifaklarla zaten bütün partiler hemen hemen meclise giriyor. İşte bunun da önünü açmak için bu baraj sisteminin düşürüleceği hakkında bilgiler var. Evet. Doğrusu da budur diye düşünüyorum ben. Doğrusunun bu olduğunu düşünüyorum. Ama yine söylüyorum, baskın seçim, erken seçim beklemiyorum ben. Yani şu şartlardan dolayı. Pandemi zaten ne zaman bitecek? Hocalarımızla konuşuyoruz. Hocalarımız televizyonlarda da söylüyorlar bunları. Ankara'da buradaki bilim kurulunda arkadaşlarımız var. Onlarla konuşuyoruz. Onlar da eğer her şey yolunda giderse Haziran, Temmuz diye söylüyorlar bize. Her şey yolunda giderse yalnız. Evet. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bir de şunu söyleyelim. Hocalarımızla konuşmuşken bu konuda da spekülasyonlar var. Aşı çıksın, sıram gelince ben de vurunacağım Ali Bey. Evet, Ya buna öncülük seçimde etmek söyledi. Bir de gerekiyor. bunu da yani anlamsız sözler çıkıyor. Hocalarımızın hepsi bunlar, hepsi konusunda uzman, tıpçı hocalarımız hepsi diyor ki çıksın hemen vurunacağız. Evet. Aşı hepsi faydalıdır diyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız vurulacağım diyor. Sağlık Bakanımız vurulacağım diyor. Herkes vurulacağım diyor ama bu dedikoduyu da anlamak mümkün değil. Yani aşı çıkmış, sizin sağlığınız için insanlar uğraşıyorlar. Hepimiz her gün aşı aşı diye meraktan ölüyoruz. Bir çıksa Evet. diyoruz. Bazıları da aşı çıksa ne olacak? Şu olacak, bu olacak. Bunu da anlamak mümkün değil. Yani gerçekten başında söyledim. Sağlığın siyasetle Bir böyle alakası olmaması üstünde lazım. savaş. Yani aşıya karşı bir itibarsızlaştırma kampanyası yürütülmeye çalışıldı ama bu tutmadı. İnşallah hepimiz sıramız gelince hak ettiğimiz zaman ne zaman uygun görülürse aşıyı olacağız yani aşı dört Mutlaka gözle olacak. Yani bekliyoruz. bu hakikaten ilginç yani. Bu akla ziyan saçma sapan diyeceğim dili varmıyor ama Evet. yani tabii herkes kendine göre bir şeyler söylüyor ama biz hocalarımıza güvenmek zorundayız Ali Bey. Bilim kurulundaki hocalarımıza güvenmek zorundayız. Mutlaka. Biz onların Güveniyoruz zaten da.
Güveniyoruz, onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bir kişi değil, iki kişi değil bunlar. Bir sürü arkadaş. Ve devletin en yüksek tepesindeki insanlar aşı vurulacağız diyorlar. Ama bunun dışında söylenen sözlere ne kadar itibar edilir, onu da açıkçası halkın yorumuna bırakıyorum yani. Evet. Yani bunların hepsi eğitimli insanlar, akıl sahibi, izan sahibi, vicdan sahibi. Yani yanlış bir adım atacaklarını, yanlış bir kelime kullanacaklarını, cümle kullanacaklarını ben aklıma bile getirmek istemiyorum. Böyle bir şey yok yani. Aşıyı Mutlaka, mutlaka mutlaka. olacak. Tabii bu pandemi deyince konuşulacak çok konular var. Yani ben mesela bir arkadaşlarımıza ilk çıktığı günlerde hatırlarsanız maske, mesafe, temizlik deyince Evet. dedim ki ya bizim atalarımız sanki şeyi biliyormuş, temizliği biliyormuş. Hatırlarsanız yani yine vardır çoğu yerlerde. Hemen bir eve geldiği zaman şekerle kolonya tutulur. Hatırlar Kolonya. Yani bizim geleneklerimiz de var şeyin kolonya. hiç Demek etkisi ki yok. Dikkat edin. evet. Bizim Doğru. kültürümüzde böyle bir yaşadığımız gerçek var. Ne kadar güzel bir kültür. Atalarımızdan gelen bir kültür bu. Bize miras. Bir evimize misafir geldiği zaman biz hemen Kolonya ile gideriz. şeker. Ama bugün her tarafta herkes neredeyse kolonyayı cebinde taşıyor biliyorsunuz. Evet, Sayın Vekilim. Evet, seçimlerden de söz etmişken Sayın Vekilim, tabii ki herkes hem genelde hem yerelde kıpırdanmalar, hazırlıklar artık başlıyor gibi. Siz nasıl görüyorsunuz? Seçim bölgeniz, memleketiniz Afyon Karahisar'ın yerelini değerlendirirseniz, il başkanı, AK Parti il başkanı değişti. Sayın Hüseyin Uluçay il başkanına Evet. getirildi. Yapılan Evet. güven tazelemesinde en güvenilir Afyon siyasetçi olarak lanse edildi yerel basında. Siz neler söylersiniz? Ben tabii bütün siyasilere parti ayrımı yapmadan söylüyorum Ali Bey. Gönüllü hamallar diyorum. Yani Evet, bütün siyaset. siyasetle uğraşan kişilere gerçekten bu millet için yola çıkmış, bu millete hizmet etmek isteyen, gece gündüz çalışan gönüllü hamallar diye hitap ediyorum ve çoğu konuşmamda da hitap ederken gönüllü hamal kardeşlerim demişimdir yani. Siyaset öyle insanlar eleştirir ama çok kolay bir yapılacak iş değildir Ali Bey. Ben hele il başkanı olan Hüseyin Bey ve ekibini Allah mahcup etmesin diyorum, dua istiyorum. Başarılar diliyorum kendisine çünkü Afyon çok büyük bir şehir. İnsanıyla, tabiatıyla, coğrafyasıyla. Burada il başkanı olmak, yönetici olmak hiç de kolay değil. Ve siyaset zaten doğasından kaynaklanan bir sıkıntıdır insan için. Sizin işinizi, gücünüzü, her şeyinizi bıraktırır yani. Bu bir gerçektir. Gecenizi, gündüzünüzü siyasete verirsiniz. Biz de ilçe başkanlığı yaptık, milletvekilliği yaptık. 20 yıldır dediğiniz gibi siyasetin içindeyiz. Bu bitmez. Ömür boyu devam eder. Siyasete rahmetli Demirel'in dediği gibi çıkamıyorsunuz. Girdiniz mi bitmiştir yani. Çıkış yok. İsteseniz de çıkış yok. Hele bir de milletvekili sıfatı bile aldıysanız artık imkansız. Evet, İmkansız. olarak tabii ki siyasetin manevi getirileri de var Sayın Vekilim. Geçenlerde onu da burada rahmetle anmak istiyorum. Sandıklı eski belediye başkanlarından Evet. Murat Akşit vefat etti. Sandıklı'ya sıcak suyun getirilmesi, Sanjet'in getirilmesi konusunda onun döneminde yapıldı. Ön ayak oldu. Çok Evet. meşakkatlerden geçti. Siz de o zaman Sandıklı'da yaşıyordunuz, biliyorsunuz Sandıklıydı. Sandıklı'nın durumunu, ilçemizi. Ve şu anda 33 bin konut jeotermalle ısınıyor. Uygun bir fiyatla temiz bir enerji kullanıyoruz. Bu siyasette Murat Bey'i de rahmetle anıyorum. Bütün vatandaşlar da her adı geçtiğinde rahmetle anarlar. İnşallah onun gibi siyaset yapmaya, hizmet etmeyi nasip etsin bütün arkadaşlarımıza, siyasetçilere diyorum. Siz manevi yönü dediniz. Siyaset zaten o yön olmasa yapılmaz, çekilmez Ali Bey. Evet. Size insanlar bir yerde, bir zaman diliminde, bir yerde gördükleri zaman dua ediyorlarsa bütün yorgunluğunuz, bütün ağırlığınız gidiyor zaten. Ben hiç unutmam İstanbul Üniversitesi'nde kamu denetçi olduğum dönemde konferans verdim. Ama konferansı dersime iyi çalışarak gittim. Çünkü muhataplarım İstanbul Üniversitesi'nin rektör, rektör yardımcıları ve bütün fakültelerin dekanlarıydı Ali Bey. Yani Evet, tabiri caizse akademisyenler. hocalara karşı kamu denetçiliğinde konferans verdik. Orada tabii güzel bir sunum yaptık kamu denetçiliğini anlatmak adına. En sonunda bir hocam çıktı bana ne dedi biliyor musunuz? Ya Zekeriya Bey dedi, siz dedi, baktım ben dedi CV'nize buraya gelmeden önce, kamu denetçiliğinden önce dedi,
Siyasetle uğraşmışsınız, milletvekilliği yapmışsınız. Bir insan için siyaset yapar dedi. Soru bu. Bir insan için siyaset yapar. Alın, nasıl cevaplarsanız cevaplayın Ali Bey. Dedim ki hocam, size ne desem boş. Ama size dedim ancak Şems-i Tebrizi'nin dedim güzel bir lafı var dedim. Sözün kıymetini arif olandan, kelimenin kıymetini lal olandan, görmenin kıymetini ama olandan, ekmeğin kıymetini aç olandan, aşkın kıymetini hiç olandan öğreneceksiniz diyor dedim. Biz de dedim siyaset yapmanın kıymetini nasıl öğreniyoruz biliyor musunuz dedim. Yıllar sonra ya da günler geçince birileri gelip ya Zekeriya Bey senden Allah razı olsun şu işimi yaptınız. Ya da bir kamu ilgilendiren görevli Zekeriya Bey Ankara'da şu işimiz vardı ilçemize şunu kazandırdınız dediğiniz zaman işte o zaman dedim niye siyaset yaptığımızı anlıyoruz dedim. Hoca dedi ki Zekeriya Bey başka sorum yok dedi. Ama bunu dedim kendim için söylemiyorum hocam. Bütün siyasiler için söylüyorum dedim. Temelinde, iktidarıyla, muhalefetiyle herkes bunun için yola çıkar dedim yani. Eğer memleketi seviyorsanız, memleketinize hizmet getirmek istiyorsanız bunun en iyi yolu siyaset yapmaktır dedim. Ha, en çok eleştirilenler de siyasilerdir, onu da biliyorum dedim. Çünkü insanlar dedim çok kimseyi küçümsediğimden değil, bu lafımla yanlış anlaşılmasın, tespit için söylüyorum Ali Bey. Milletvekili istediği lafı söyler ama yanındaki memura asla bir şey diyemez. Çünkü niye? Milletvekilliğinde kendini buluyor. Oy verdi ya. Ya bunları çok yaşadık Ali Bey. Biz size oy verdik. İşte şu olsun, bu olsun falan gibisinden. Bunlar haklı. Allah bu manada da Murad Akşit çok hayır dua alıyordur. Allah kabrini cennet etsin. Mekanı cennet olsun kendisinin. Sandıkta biz onu zaten kendisiyle çok istişarelerde bulunduk. Biz tabii onlar bizim tecrübeleri abilerimizdi. Siyasilerde ben tecrübeye her zaman önem veririm. Gerçekten önem veririm. Çünkü siyasetin kuralı değişmiyor Ali Bey. Hep aynı. 10 yıl önce de aynı, 10 yıl sonra da aynı. Çünkü insanlar içesiniz, insanlarla berabersiniz. Neler gelebilir, neler gidebilir bunları zaten öngörebiliyorsunuz. Bir de dünyayı tekrar yaratmaya gerek yok. İstanbul'u tekrar fethetmeye gerek yok. Şey belli, netice belli. Biz onlardan çok akıl aldık. Murad Akşit'ten de bu manada çok ben destek gördüm. Siyaset yapmam ve memlekete hizmet etmek için hakikaten Allah gani gani rahmet eylesin. Onunla birlikte diğer ölen kardeşlerimiz de Rabbim rahmetiyle muamele eylesin inşallah Covid'den dolayı. Hepsini anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Amin, amin başkanım. Hepsini anıyoruz. Murad Akşit'le beraber belediye başkanlıkları hele çok zordur. İlçe başkanlıkları çok zordur. Bunu yaşayanlar bilir. Ben 5 yıl ilçe başkanlığı yaptım Ali Bey. Milletvekilliği Sandıklı AK tabii. Parti kurucularındansınız. Siz kurdunuz Evet, ilk kurucu ilçe milletvekili. başkanıyım ben. Sandıklı ilçesinin AK Parti ilçe başkanı. Tabii. Şimdi siz beni maziye götürüyorsunuz Ali Bey. Şimdi düşünüyorum ben de o günleri. Hayatımda da tazelemek istiyorum. Sizi Yani şimdi bulmuşken, ben fırsat bulmuşken. o yılları düşünüyorum şimdi. Zor günlerdi. Neler Çok istedim. zor günlerdi. Aşırı zor günlerdi. Bunları konuşmak ne kadar doğrudur bilmem ama emin olun bütün partinin parası pulu yok. Her şeyiniz cebinizden gidiyor. Hadi onu bir kenara bıraktım. İşin maddi yönünü. Kaç tane kahveden kovulduğumu ben biliyorum. Bakın bunu özellikle söylüyorum yani. O günlerin şartları muhtar bile olanamayacak deniyordu Sayın Recep Tayyip Erdoğan için biliyorsunuz o günleri. Manşetleri süslüyordu. Ben iyi biliyorum birkaç makama gittim. Bana şu söylendi. Seni hapiste mi ziyaret edeceğiz? Bakın. Yaşım 30-32. Seni hapiste mi ziyaret edeceğiz? Buyurun gelin dedim ben de. Gizleyecek halim yok. Ben yola çıkmışım. Yola çıkıncaya kadar ben çok düşünürüm ama yola çıktıktan sonra engel tanımam Ali Bey. Öyle söyleyeyim yani. Yola Sayın çıkıp çıkmamaya karar Cumhurbaşkanı, verirsiniz. İnançtır bu, inançtır. İnancınız varsa başarırsınız. Hep öyle derim ben zaten. İnancınız varsa başarırsınız. Bütün engelleri aşarsınız. Biz de o gün bu maniden şartlar bahsetmiştim böyleydi. Sayın Vekilim. Sayın Cumhurbaşkanı Sandıklı'da sizin zamanınızda misafir etmiştik. Hatta Evet. çok güzel bir anı vardır. Ulu Cami'den Amerikan Başkanı Evet. zannedilmiş, hatırlamıyorum, Bush'la Evet. önemli bir telefon görüşmesi olmuştu. Ayrıca müezzin Hatırladım. odasından görüştü Sayın Hatırladım. Cumhurbaşkanı. Bunlar sandıklığımız içinde bir anekdottur, hatıradır. Benim sık sık aklıma gelir. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız geldi sandık diye biliyorsunuz. 40 milletvekiliyle Mehmet Şimşek, Sayın Mehmet Şimşek Bakanımız, Maliye Bakanı geldi.
Evet. Yani Sayın Mehmet Şimşek tabiri caizse balayını sandıkla da geçirdi 2010 yılında, öyle diyeyim ben size. Onları getirdik, 40'a yakın milletvekili ve o günkü şartlarda siyasette, bakın sandıktakiler siz de bilirsiniz ki ben hizmette siyasi ayrım tanımam. Ben memlekete hizmet ederim. Makamla A olmuş, B olmuş beni ilgilendirmiyor. Yaptığınız hizmet memlekettedir. Bunu Evet. böyle görmek lazım. Ben o zamanlar hizmet ettim, çok tepki aldım. Ben bunu ilk kez söylüyorum size. Milletvekili olduğum dönemde biliyorsunuz Sayın Eliboğlu belediye başkanı. Evet. Biz o zamanlar geldiğimizde bilhassa kendi arkadaşlarımızdan da tepki aldık. Ama çoğu arkadaşımızdan da doğrusunu yapıyorsun diye tebrik de aldık yani. Onu da söyleyeyim özellikle. Ne yaptık? Kaplıcıyı yaptık. Sandıklı Belediyesi'nin o günkü şartlarda bilenler bilir. Yaklaşık 7 trilyon parasını ödettirdik yani Sayın Maliye Bakanımızın himmetleriyle, öyle söyleyeyim bunu da. Evet. Tabii bunu ödenmesin şeklinde değil. Sandıklı Belediyesi'nin verdiği yerler var hazineye. Onlarla mahsuplaşarak, şimdi burada öden derken de yanlış anlaşılmalar Evet, olmasın evet. kesinlikle. Yani bir şeyin karşılığında Tabii, Sandıklı belediye Belediyesi borçtan kurtuldu. hazineye verdiği yerlerin karşılığında mahsuplanma yapıldı vergiden. Bunlar buraya gelen ziyaretlerle oluyor. Çalır sersiniz oluyor. Şimdi Ali Bey, şimdi siz konuları açtınız. Ben neredeyse Park Otel'in inşaatında çalışacaktım. Benim milletvekilliği döneminde gitmesinler, aman yatırım yapsınlar, aman Evet, yatırım yatırım yapsınlar. gelsin diye, evet. Tabii siz o zamanlar, işte bugün geldiğimiz noktaya şükrediyoruz. Yani ben orada iş adamlarının para kazanmasından ziyade işçi çalıştırmasına memnunum yani. Benim için o bir iş adamının işçi çalıştırması çok çok değerlidir. Gerçekten çok değerlidir. Kaldı ki Sayın Veysel Eroğlu Bakanımız Orman Bakanı olduğunda ilk serayı bilirsiniz. Hocalar yolunda biliyorsunuz o serayı. Evet. Sandıklı'ya yaptırmak için neler uğraştım. Sayın Bakanımızı Yüce Divan'a gitmekle, burada tabii ilk kez konuşuyorum ben bunları. Yüce Divan'a gitmekle biraz böyle gözünü korkuttular bürokratları. Sayın Bakanım dedim, ben avukatım. Burada hiçbir sıkıntı yok. Siz Orman Bakanlığı'nın yerini Maliye Bakanlığı'na vereceksiniz. Maliye Bakanlığı da seralar için yer açacak. Bu kadar basit dedim. Siz aldığınız yeri geri veriyorsunuz dedim. Yani bunun fidanlık ya da bir şey olması bir şey ifade etmiyor dedim. Emin olun, bu iş olmaz diyen genel müdürü uzun süreli izin ayırdı. Ne dediğimi anladınız yani. Uzun Evet. süreli izin Evet. ayırdı ve ben de orada makamlıydım yani. Bunları hep Evet. yaşadık. Gayret etmezseniz, çaba göstermezseniz olmuyor. Mesela ben size bir ilginç anımı daha anlatayım. Konuyu açtığınız için hep söylüyorum bunları Ali Bey. Kimse bilmez bunu da. Biliyorsunuz ben meclis futbol takımındayım. Hala oradayım. Evet. Onu Futbolun ne açacaktım. olduğunu Evet, biliyoruz. meclis takımında. Futbolun ne Buyurun. olduğunu, sosyal açıdan ne olduğunu biliyoruz. Ekonomik açıdan ne getirdiğini biliyoruz. Milletvekili döneminde Sait Aç Bey'e dedim ki, hocam dedim, yani bizim bu Afyon'da dedim çok büyük bir geniş yer var. Otellerin arkasına dedim biz gelin bir spor kompleksi yaptıralım. Bakın hiç unutmam ben Şimdiki bunu. Zafer Stadı'nın olduğu yerden Aynen bahsediyorsunuz. oradan bahsediyorum. Dedim bunu dedim para kazandıralım. Ya dedi gel Faruk Özağa gidelim dedi. Çok güzel fikir dedi. Ve biz orada Sait Aç Bey'le Faruk Özağa gittik. O zamanlar oydu sorumlu, spordan sorumlu bakan Faruk Özağa Bey. Kulakları Evet. çınlasın. Ve o da niye olmasın dedi. Siz bana dedi Tokyo'ya da bakıyor kendisi. Tokyo olarak dedi bir şey veriyorsunuz dedi. Spor stadyumu veriyoruz, oradaki stadyumu. Siz de dedik bunun karşılığında bunları böyle yapalım dedik. İnanın öyle başladı bu olaylar yani. Araştırmazsınız yani milletvekili olduğunuz dönem ya da başka zamanda. Ben bir de şunu söyleyeyim size. Yani yaşadığımız ortamda ya da hayatın bize getirdiği noktada makam sahibi olmanıza gerek yok memlekete hizmet etmek için Ali Bey. Bu herkes için geçerli. Biz şimdi Afyon'a iş adamları gönderiyoruz. Benim yurt dışı bağlantılarım da bir hayli epey var. Gidin diyoruz, yatırım yapın, gücünüz yettiği kadar Afyon'u anlatıyoruz. İnşallah bizim Frik Vadisi ile Akdağ'da bazı planlamalar var. Yabancı yatırımcılar getirebilirsiniz oralara, onlar için uğraşıyoruz. Yine devam ediyoruz yani, memleketten kopmadık. Evet, Sayın Ben Vekilim. aslında pek çıkmam biliyorsunuz Ali Bey. Siz beni tanıdığınız için Evet, söylüyorum. benim ricam üzerine çok teşekkür Aslında ediyorum onun çok içinde. çıkmak nasip olmadı. Öyle bir ortam oluşmadı diyelim yani. Evet. Bunu böyle söyleyelim de. Ama ben şunu özellikle söyleyeyim. Gazetecileri de sizin huzurunuzda bütün gazetecileri tebrik ediyorum ben. Gazetecilik zor bir iş. Siyaset kadar zor bir iş. Gerçekten. Haber yaparsınız biri eleştirir, biri niye yaptın der, biri şunu der, biri Evet. bunu der.
Yani kimseye çoğu zaman kendinizi beğendiremezsiniz Ali Bey. Evet, yani Kesinlikle vicdanımız çok da zor. doğruyu görerek, doğruyu görmeye çalışarak işimizi yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki o günlerin meyvelerini Sayın Vekilim, şu anda kendi bölgemizi, bizi izleyen bütün Türkiye bizi izliyor. Uydudan yayın yapıyoruz Ege TV ekranlarında. Afyon, Karahisar, seralar başkenti oldu. Sandıklı'da şu anda 30 tane devasa sera var. Aşağı yukarı 1 milyon metrekareye yakın alanda domates, iyi tarımla organik domates üretimi yapılıyor. İşte 3 tane 5 yıldız otel var bir ilçede, 32 bin nüfuslu bir ilçede. Bunlar o zaman sizin ektiğiniz tohumların meyvelerini alıyoruz ve aşağı yukarı şu anda 5 bin kişiye yakın istihdam sağlıyor bu teralar, oteller bölgesi. Bununla ilgili tabii emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Evet. Afyon, Sandıklı gelişiyor. Akdağ, Sayın Veysel Eroğlu'nun himayesiyle, yardımıyla Sandıklı Belediyesi'ne işletmesi verildi. Bir gölet yapıldı orada. Şu anda bir Abant gibi oldu. Ne bileyim bir Sapanca Gölü gibi oldu. Çok güzel bir hal aldı. Bunları emeği geçenleri burada anmak Ali olmaz. Bey, Çok teşekkür şimdi ediyorum bunlar için. tabii biz Akdağ'ı o memleketin çocuğu olduğumuz için önceden biliyorduk. Akdağ'ı ben ilk önce annemden, babamdan, dedemden duydum. Çünkü bizim bir tarafımız Hocalar ilçesinin Devlet Hanım köyüne dayanır. Bir tarafımız Evet. oradandır. Ve Akdağ'dan odun getirdiklerini söylerdi rahmetli dedem. Ve benim belki de onun hatırasıdır. Açık söyleyeyim, rahmetli dedemin hatırasıdır. İlk Sayın Veysel Eroğlu'na yapalım dediğim baraj Kestel Barajı'dır. Evet, Kızılca Doğu köyünün arkasına Kestel Barajı. Kızılca Kestel Barajı'dır. İlk yaptığımızda odur. Kendisi şunu söyledi. Burada bir onu da söyleyeyim. Bana dedi ki mecliste oturuyoruz bir gün. Zekeriya dedi. İki şık hiç unutma. Nedir Sayın Bakanım dedim. Ya barajlar yapacağız dedi. Ya da Akarım'daki kaçak suları yapmak için harcama yapacağız dedi. Ve Akarım'dan üzülüyorum. Hala aynı mı bilmiyorum. %35-40 kaçak var biliyor musunuz? Evet, Akarın barajında Aynen. bir şey var, sıkıntı Çok var. baraj var. Dedim ki Sayın Bakanım. Bu Akarım dedim kaçak yapısını dedim. Bakın anlayışımızı söylüyorum size. Burayı yaparsak dedim iyi biliyorum ki benim köyüme de sulama gidecek dedim. %35 kapattığınız zaman zaten benim köyüm 2 kilometre kala su bitmiş. Tamam mı? Diyecekler ki Zekeriya Bey köyüne su götürdü. Ben bunu istemiyorum dedim. Biz en iyisi baraj yapmayla başlayalım. Barajları yapalım dedim. Gücümüz yettiği müddetçe de Akarım'daki kaçakları kapatalım Sayın Bakanım. Ama önceliğimiz dedim baraj yapmak olsun dedim. Ve Kestel Barajı'yla başladık. Bu şekilde başladık şu gün bugün itibariyle. Yani öyle ki Sayın Bakanımıza gerçekten huzurunuzda teşekkür ediyorum. Niye derseniz ya dedi baraj yapılacak yer yok mu dedi. Ben bir iki köy muhtarını arıyorum. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Yani diyorum ki baraj yapalım size diyorum. Baraj. Yerimiz yok diyorlar. O Köyümüzde muhtarların baraj yapmak isimlerini istiyoruz. Onlar yerimiz yok diye. o muhtarların isimlerini ve köylerini vermeyeyim şimdi. Vermeyin Ben onları. bunları da yaşadım yani. Evet. Ya kardeşim diyoruz ki sana baraj yapılacak. Bize teklif getir. İnanın çok ısrar ettim. Ya hiçbir yeri yok mu dedim. Nasıl oluyor dedim. Hiçbir su olacak yeriniz yok dedim. E yok ne yapayım Zekeriya Bey diyor. Yani bunları da yaşadık biz. Tabii Akdağ benimle yola çıkanlar bilir. Kurucu ilçe başkanım olduğum zaman partilerde il divan toplantısı yapılır ayda bir Ali Bey. Evet. Ben de Sandıklı ilçe başkanıyım. Ben ilk divan toplantısını Sandıklı yerine nerede yaptım biliyor musunuz? Akdağ. Düşünebiliyor musunuz? Yıl 2001. Yani onu tanıtmak adına, İnan. görmeyenlerin görmesi adına. Yani herkes bilir. Sayın bugün Burhanettin Çoban, Sayın Mehmet Zeybek, ben Halil Bey Ürün kardeşimiz. İnanın ilçe başkanıyken bütün diğer ilçelerin başkanlarını, katılması gerekenleri, Afyon ekibini ve Sandıklı ekibini. Tabii o zamanlar Sorkun Belediye Başkanımız vardı CHP'li. İhsan Bey. Bakın onu da söylerim ben. Herkesin İhsan aklını Kurban, evet. bileceksiniz. O da bize çok destek oldu. O da Akdağ'ı tanıtma konusunda çok çalıştı. Bize destek verdi ve ben il divan toplantısını orada yaptım. Akdağ'ın nereye gideceğini az çok gördüğümüz için he Akdağ'da şu anda yapılanlar yeterli. Bana göre yine yetersiz Ali Bey. Tabii, yani. Benim çok büyük hayallerim var orada. Mesela Afyon'daki o futbol Akdağ'ın o yaylasında olmaz mı? Çok güzel olur hem. Yani Ben kamp Mustafa için, kardeşimi takımlar de için, oksijen deposu.
Tabii. Mustafa kardeşime de söylüyorum. Mustafa'cığım diyorum. Hakikaten o da gayret gösteriyor elinden geldiğince. Çaba gösteriyor Sayın Evet. Belediye Başkanımız. Buraya diyorum sıcak su getirelim. Akdağ'a sıcak su getirelim. Zor değil Ali Bey. Sıcak su getirirseniz oraya kendiliğinden o tabiata uygun oteller de başlar. Ve bunu bizim yapmamız gerekiyor. Gün geçmeden yapmamız gerekiyor. Şu anda yazın Akdağ'dan daha güzeli yok. Ben size söyleyeyim. Ben Evet. her gittiğim zaman bazen arkadaşlarımıza hiç sessiz sedasız Akdağ'a giderim. 3-4 gün Akdağ'da geçer benim. Ailece. Öyle güzel bir yer. Benim zaten Face'imi takip edenler Akdağ'ın gönüllü reklamcısı olduğumu bilirler benim Evet. yani. Yani buradan Memleketimiz çok güzel. duyuralım Her bütün tarafı çok güzel. vatandaşlarımıza. Yani Akdağ görmeyenlerin mutlaka ben görmelerini tavsiye ediyorum. Yani hayran kalacakları bir yer, doğası bozulmamış harika bir yer. Bütün vatandaşlarımıza, bütün Türkiye'ye buradan seslenmek isterim. Akdağ'ı mutlaka görsünler. Görsünler. Şimdi Sayın Valimize buradan teşekkür ediyorum ben. Gerçekten Afyon'un güzelliklerini ön plana çıkarmak için, kültürünü ön plana çıkarmak için bundan önceki valimiz de aynı şekilde, ondan önceki de valimiz de aynı şekilde. Afyon bu yönden çok şanslı ve Evet. hepsi çok gayret gösteriyorlar. Ve Mehmet Zeybek de hakeza bugün onu da çok takdir ediyorum ben Afyon Belediye Başkanımızı ve çok güzel çalışıyor bu konularda. Hakkını vermek lazım herkesin. Ve Akdağ'ı ben onun için söyledim. Yıl 2001 biz İl Divan toplantısını Akdağ'da yaptık. O zaman tabii yollar bu kadar güzel değildi. Onu da söyleyeyim. Sıkıntılıydı yollarımız Yok, ama. yol yoktu, toprak yoldu. Yok, siz Şimdi biliyorsunuz elektrik var toprak yol. Akdağ'da, yol yapıldı. Yani harika bir yer oldu Akdağ. Şimdi Ali Bey bir de Akdağ'a gidecek insanlar şunu yapsınlar. Sadece göletin olduğu yer değil. Onun dışında o kadar güzel yerler var ki. Ben mesela en son gittiğimde özellikle yılki atlarını görmek için içerilere girdim. Arabayla da içerilere girilebiliyor, onu da söyleyeyim ben size. Evet. Ve yakaladık, yıl katlarını toplu olarak yakaladık. Evet. Yani Türkiye'ye baktığınız zaman Rabbim Türkiye'de her ile bir güzellik vermiş. Her ile bakın, yeter ki değerlendirmesini bilin, yeter ki onu ortaya çıkarmasını bilin. Ben bütün, yani nasip oldu dünyayı gezdim. Gerçekten gezdim. Her tarafa gittik. Meclis sporla gittik, görevli gittik. Her yerden bir şeyler görüyorsunuz. Çok gezen her yerden bir şey alır Ali Bey. Ama şundan emin olun. Hangi ülkeye gittiysem gittim. 4 gün sonra, 5 gün sonra memleketimi özledim. Türkiye'yi özledim. Evet. Ben de Sandıklı'yı özlüyorum. Nereye gidersem gideyim. 3 gün sonra diyorum Sandıklı'ya bir gideyim ben İşte diyorum. güzellik bu. Sayın Mustafa Çörük, Sandıklı Belediye Başkanımız. Onun da ikinci dönemi hizmetleri var Sandıklı için. Son açıklamalarında Sandıklı'ya bu serelerden, domateslerden bahsettik. 35 tane devasa sere var. Toptancı hali yapılacak. Zannediyorum ki yani bölge toptancı hali gibi bir kompleks düşünülüyor. Ki pazarlama konusunda çünkü market zincirleri yurt dışına Rusya'ya, Almanya'ya, Avrupa'ya Sandıklı domatesi gidiyor. Bununla ilgili hızlı bir çalışma yapılıyor. Bununla ilgili inşallah sizin de desteklerinizi bekliyoruz Ankara'dan. Biz o Sandıklı. konuda Mustafa zaten Ankara'ya geldiğinde hep gelir buraya. Biz bunları dedik ya çok konuşmuyoruz. Biz icraata bakan insanlarız genelde öyle Evet. diyelim. Gelir gider ve bize hep uğrar ve hep onunla biz bu konuları hasbihal ederiz. Nasıl yol izleyelim, nasıl gidelim diye. Onunla zaten çalışmalarını görüyorum ben. Takdir ediyorum gayretli memlekete bir şey kazandırmak için. Makamlar gelip geçicidir Ali Bey. Bakın Evet. ben yaptığım için çok rahat konuşuyorum. Şunları yaptık diye. Eğer hiçbir şey yapmasam siz benimle bağlantı bile kurmazdınız. Ne yapayım ya? Gereksiz adam dersiniz yani. Yanlış Ya anlamayın. Ben sizin biraz basit konuşuyorum. kalbimizdeki yeriniz, dostluğumuz bambaşka. Bir arkadaşımız, kardeşimizsiniz. Sizi gece 24 saat arayabileceğimizi biliyoruz. Arıyoruz da konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Onda da sıkıntı yok. Vallahi herkesten razı olsun. Şimdi tabii gittiğiniz zaman bazen balık okyanusu ne bilir misali biz yurt dışına gittiğimiz zaman Türkiye'nin nerede olduğunu çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bazen Türkiye'de yaşayan insanlarımız Ali Bey bunun farkına varmıyor. Gerçekten biz bir umut ışığıyız. Çoğu İslam ülkeleri ve gelişmekte olan ülkeler için. Türkiye umut ışığı. Bugünkü 20 yıllık yönetim Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bize gittiğimiz ülkelerde bunlar hep söyleniyor Ali Bey. Bunları da halkımızın bilmesini istiyoruz. Biz en son Kenya'ya gittik bakın Kenya'ya. Kenya'da bu Safari'nin olduğu Masai Mori kabilesi var. Duymuşsunuzdur ismini falan belki. Facebook'tan Oradan takip ediyorum vekilim. milletvekilleri gelmiş. Arkadaşlar da Kenya'da grup başkanı beni seçtiler. Biz tabii ki
Kenya'ya hem siyaset hem futbol dolayısıyla gittik ama Kenya Meclisi'nde ben bir konuşma yaptım. Kenya'dan FETÖ'nün atılması ile ilgili konuşma yaptım. Kenya Meclisi'nde bizi öyle güzel ağırladılar ki. Ama onlar da tabii şartları söylediler. Neler oldu, neler gitti. Ama şunu gördük biz. Bir akşam bizi misafir ettiklerinde o gördüğünüz safari yapılan alanlardan Masai Mori kabilesinden bir milletvekili seçilmiş gelmiş. Benim yanıma geldi. Ya Zekeriya Bey dedi. İyi ki sizler varsınız. İyi ki siz çok güçlüsünüz dedi. Siz Türkler dedi. Bakın siz Türkler dedi. Kenya'da ve Afrika'da dedi. Kazanıyorsunuz ama dedi kazandığınızı buraya yatırıyorsunuz dedi. Bakın bunlar çok önemli ama Avrupalılar dedi bizi sömürüyor Zekeriya Bey dedi. Aman gücünüzden güç kaybetmeyin dedi. Biz sizlere dedi inanın dedi kardeşimiz gibi görüyoruz. Sizler farklı yapısındasınız dedi. Bu kadar insanı kaç ülke alır dedi mesela. Kaç tane ülke kabul eder? Mültecileri kastediyor. Gerçekten öyle. Bize insan hakları dersi veren Avrupa'ya bakıyorsunuz. Ben oralara da gittim. İspanya'ya gittik. Kaç tane Suriyeli mülteci aldınız dedik o zamanlar. 500 kişi almışlar. Onu bağıra bağıra konuşuyor Ali Bey. Danimarka 500 500 kişi. kişiyi bile almadı. Evet. Biz bunları yaşadık. Siz kime Milyonlarca misafir diyorsunuz? ediyorum yıllarca. Evet. Biz burada 5 milyonun üstünde insan ağırlıyoruz. Ondan sonra kalkıyorsunuz Türkiye'ye bazı konularda insanlık dersi vermeye çalışıyorsunuz. Kabul etmemek mümkün değil bunları yani. Yaşadınca daha iyi görüyorsunuz ve nereye giderseniz gidelim. Bakın bugün Mısır'a da gittim ben. Mısır'daki insanların bize bakışını görüyorsunuz, halkın bakışını. Kırgızistan'a gittik, oradaki bakışı görüyorsunuz. Ben Moğolistan'a gittim Ali Bey. Moğolistan'daki insanlar bize ne diyor biliyor musunuz? İnanın bir tarafımız Çin, bir tarafımız Sovyet Rusya. Niye buraya gelip yatırım yapmıyorsunuz diyorlar. Sizin ata yurdunuz bura diyorlar bize. Evet, Ata doğru. yurdunuza gelin diyorlar. Gittik ata yurduna da gittik. Ve onların bize bakışını söylüyorum size. Herkes yatırıma gelmiş oralara. Bizim o yüzden kendi kabımızdan çıkmamız lazım. Gerçi kabın deyince aklıma hep şey geliyor. Bu pandemi döneminde şey diyoruz ya kabına sığmazsın kapıdan dışarı çıkamazsın dediler ya. Biliyorsunuz yani Rabbim bazen de dur diyor böyle Ali Bey. Tabii siz sorarsınız kamu denetçiliği de yaptık biz. Kurucu kamu denetçisiyiz aynı zamanda. Evet, Bir Sayın Vekilim. vaktimiz var mı yok mu Sayın onda. Vekilim, son 3 dakikamız. Reji beni uyarıyor. Zaman çok çabuk akıp geçiyor. Hem kamu denetçiliğiyle ilgili ben üç tane soruyu yönelteyim. Son sözleri size bırakacağım. Kamu denetçiliğinin kurucusunuz, kamu denetçiliği yaptınız. Azerbaycan-Ermenistan Savaşı'nda Azerbaycanlı kardeşlerimize müthiş bir destek verdik. Ve en sonunda Amerika bize ambargo uyguladı güya. Ben anladım. Bize Ben ondan sökmez de. hemen çok Siz neler konuşmak için söz söylersiniz? alıyorum sizden. Buyurun. Kamu denetçiliği Türkiye'nin geleceği bir kurum. Çok hızlı konuşayım ki. Zaten temeli Osmanlı İmparatorluğu'nda atılmış. Danimarka'ya gittiğimde Danimarka ombudsmanı bana şunu söyledi. Nihayet dedi emanete sahip çıktınız. Düşünebiliyor musunuz? Danimarka ombudsmanının bize dediği söz. Ve bunun başlangıcı İsveç bir sertifika hazırlamış böyle Ali Bey. Biz bunu Osmanlı'dan aldık diye ve bütün dünyaya duyuruyor bunu biliyor musunuz? Aslında ombudsmanlık kamu denetçiliği Türkiye'nin Osmanlı. markası. Evet. İnşallah bunu biz ileride de daha iyi yaygınlaştırırız ve Türkiye'nin geleceği açısından çok güzel bir kurum. İnsanlar bunu bilmiyor. Oturuyorsunuz evde bilgisayarınıza kamu denetçiliği kurumunun linkine girip şikayetini yazıyorsunuz. Ama şikayet konusu devlet olacak, belediye olacak, öyle söyleyeyim size. Hükümet olacak, idare olacak neticede. Evet. Size hiç para almadan sizin 6 ayda sıkıntınızı gideriyor. Bundan güzel bir şey var mı? Yani Yani bir kapı size kurum açmış yani o kapıdan. bir güzellik daha mesela insanız biz. Belediyeyi şikayet edeceksiniz. İsterseniz siz benim ismim saklı kalsın diyorsunuz. Şikayet konusunda sizin isminiz saklı kalmak kaydıyla çözüm ulaştırılıyor. Evet. Genel bir konuyu şikayet edebilirsiniz. Böyle düşünün yani. Amerika'nın yaptırımlarına gelince Ermenistan olayını zaten hepimiz yaşadık. Çok büyük destek verdik. Doğrusunu yaptık. Daha Yani fazla da HDP hariç 4 parti birleşti. Hepsine de buradan bu çok teşekkür önemli. etmek lazım meclisteki. Meclisteki 4 parti hem Amerikan yaptırımları konusunda hem Ermenistan konusunda desteklerinden dolayı ben şükranlarımı sunuyorum. Milli Evet. bir duruş sergilediler. Türkiye Cumhuriyet Devleti egemen bir devlettir. Kimseden emir almaz, talimat almaz şeklinde bir bildiri yayınladılar. En doğru ve en güzel şeyi yaptılar. Milletin beklentisi de buydu. Evet. İktidarıyla, muhalefetiyle bu çok güzel. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarını ben açıkçası bu S-400'leri görüntü olarak görüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin geldiği nokta, bölgesinde etkin güç olması
Bütün bunlar onları çok sarstı. Kabul etmemiz lazım. Zaten YPG'de karşımızdalar. Doğu Akdeniz'de karşımızdalar. PKK'yı destekliyorlar. FETÖ'yü destekliyorlar. Mısır'da ihtilal yaptıran onlar. Amerika'dan siz eskisi gibi değil. Türk artık onun dediğini yapmıyor. Türkiye güç oldu. Amerika bunu kabul edemiyor. S-400'ün bir görüntüsü yaptırımları noktasında Ali Bey. Evet. Vaktimiz doldu herhalde. Öyle hissediyorum ben. Zamanımız doldu. Çok teşekkür ediyorum Sayın Vekilim. Son olarak biz bize yeter ediyoruz. Amerika'ya da ihtiyacımız yok. Kimseye de ihtiyacımız yok inşallah. Türkiye güçlü bir ülke. Çalışmaya devam edelim. Birbirimizi sevelim. Birbirimize Evet. saygı duyalım. Biz çok güçleri, işleri başaracak güçte bir milletiz. Yeter ki birbirimize sahip çıkalım. Çok Sayın teşekkür Vekilim ediyorum. çok teşekkür ediyorum. Bize zaman ayırdınız. Ben Sevgili Ege TV izleyicileri, bugünkü konuğumuz 23. dönem Afyonkarahisar Milletvekili, kamu denetçisi Sayın Avukat Zekeriya Arslan'dı. Sayın Vekilim çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Sağ Sağ olun. olun. Güzel günler diler.